Pekala. Şimdi sen işini seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum tabii canım. Sabahın kör saatlerinde hep beraber uyanıp geliyoruz, yapıyoruz da konuşuyoruz. Milyonlarca insana hitap ediyoruz. Ya kullandığımız, kurduğumuz bir cümle bambaşka bir yerlere gidebiliyor. E güzel bir tabii canım. Harika bir iş yapıyoruz. Yani. Harika bir iş yapıyoruz. Allah ben aşkına. De işimi çok seviyorum çok şükür. Ama sıkıcı işler bunatıyormuş. Bir de iş işte eş eşte bulunur derler. O da çok garip bir laftır. Ben anlamamıştım. Enteresan. Bunu da ilk defa senden duyuyorum. Aa, biliyor musun? Allah Allah. Peki neyse şu bunatan işlere bir bakalım. Hani yakalasana. Bayağı hareketli bir iş, tempolu bir iş. Hareketli bizim işimiz, tamamen bayanlara yönelik. İşi bir severek yapıyorum. Çok keyifli iş, şakalı, eğlenceli. 100 bin kişi 17 yıl boyunca izlendi, ortaya çarpıcı bir sonuç çıktı. Sıkıcı iş bunama riskini artırıyor. İşini severek yaparsan iş daha güzel olur. En sıkıcı işi ben yapıyorum, hiç yaşlanmadım. Daha hala 18 yaşındayım. Çeşit çok olunca bayanların istekleri hiç bitmiyor. Sıkılmıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunama riskiyle iş arasındaki bağlantı özellikle orta yaşlar boyunca yapılan işlerde kendini gösteriyor. 30'la 40'lı yaşlar arasında daha fazla kontrol gerektiren işlerde çalışanlar daha geç yaşlanıyor. Eğlenceli olduğu için yaşlanmıyoruz. Kaç yaşındasın? 30. Hayat mücadelesi. Bu onu çıkart, bunu çıkart, şunu çıkart. Olmuyor, almadan gidiyor. Çünkü insanı stres daha çabuk yaşlandırıyor. Araştırmaya göre polisler, doktorlar, memurlara göre daha şanslı. Zihinsel olarak yorulanlarda demansa daha az yakalanıyor. İşin zorluğu arttıkça da bunama tehlikesi azalıyor. Bir kişi kapıdan içeri girdiği zaman yürer yüze karşılıyorum ya. Yaşlanmıyorum, böyle devam. Vücuduna, beynine, ruhuna her şeye yansıyor bence. Dans öğretmeniyim. Çok hareketli, keyifli. Sıkıcı iş yapanların bunama tehlikesi var ama yaptığı işi ilginç bulanlar da hem daha mutlu çalışıyor hem de daha geç yaşlanıyorlar. İşini severek yapmak lazım. Severek yaparsan yaşlanmazsın, genç kalırsın. Hiç sıkıcı bir işte çalışmadım. Beğenmediğim işte de çalışmam yani, kendimi yoramam. İşini sıkıcı bulanlara uzmanların önerisi ise beyni aktif tutmaya yardımcı olacak hobiler edinmeleri. Hadi yakalasana. Bulmaca çözmek, kitap okumak. Sudoku çok iyi. Sudoku derler çok kesinlikle ve ayrıca spor. Çünkü aynı anda birçok şey düşünüyorsun. Hareketi yapmayı, o anda saymayı, kolunu kaldırmayı, yani koordinasyonu. Dans eğitmeninin söylediği şey gerçekten çok. Hem fiziğe, hem ruha, hem bedene. Onun için spor yapın. En azından hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün diyorlar. Çünkü yürürken de hem görsel hafıza, yani etrafta gördüğün şeyi algılıyorsun. Havayı kokluyorsun. Yani beş duyuna hitap edebilecek ve bedenini çalıştıracak bir şey. Bu yüzden lütfen mutlaka yürüyüş en azından. Hareket ne yapıyor? Bunamayı engelliyor. Bir de sosyal ilişki kurulan bütün ilişkiler, işler daha doğrusu, bunama denen şeyi ortadan kaldırabiliyor. Ne kadar şanslısın. Bak Türkiye'nin en çok konuşan kadınıyla karşı karşıyasın. Hiç senin yani sıkılma ihtimali yok. Evet, ama bunama ihtimali çok fazla. Çünkü seni dinlemek evet. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olabilir. Ya ben kendi kuyumu kendim kazıyorum. Sana lafları versen koy tabii lafı böyle güzel. Bu durumda burada bunayacak olan benim, sen de maşallah hayatını sürdürürsün. Evet, ne kadar güzel. Aşk olsun. O kadar sıkıcı mıyım Burak demek? Tabii konuşalım abi. Çok ayıp. Şimdi bununla ilgili sana tepkiler gelecek. Ebru Hanım'a nasıl böyle bir şey söylersin diye. Benim kadar tatlı. Hadi neyse, fanlarım, ben kendimi yazın. Sulara atmak istiyorum kendimi yaz bitmeden Mandevciğimle. Bak Mandev nereye gitti. Aquapark'a gidiyoruz. Heyecan yok abi ya, çok korkmuyorum. Eğlence fena. Uzanıyorsunuz, keyifler yerinde. Evet, yerinde keyifler. Çocuklarla geldik, eğleniyoruz. Kaydıraklara bindiniz mi? Tabii bindik. Yani hem keyifli hem eğlenceli. Heyecan var mı? Ya yok, gayet keyifli. Herkesi tavsiye ediyoruz. Biz her hafta gidiyoruz buraya. Yazın artık sonuna geldik ve bu günleri değerlendirelim istedik. Sıcaklık hala etkisini gösterirken bizler de biraz serinleyelim dedik. Bu serinlemenin yanına biraz heyecan, biraz da aksiyon katalım dedik ve soluğu Aquapark'ta aldık. Şimdi sizlerle birlikte Aquapark'ta bir gün geçireceğiz. Biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız heyecan başlasın. Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz abi. Neler yaptınız? Abi roket dışında neredeyse hepsine bindi. Çok adrenalin abi. Ben iki kere bindim zaten. Çok eğlenceli. Kaydıraklardan kayıyorum. Çok eğlenceli. Eğlendik. Güzel bir mekan ya. Bazı aletler çok korkunç ama. Evet, çok adrenalin dolu. Ben zaten panik atağım. Krizi geçirdim yani şu rokette. Aquapark'ta en çok ilgi gören yerlerden biri bu roket.
Korku var mı? Korku var. Yani çok adrenalin yaşıyorsun içine. Özellikle bir de 5 saniyeden geri sayıyor. Ondan sonra fırlatıyor aşağı. Sanki uçak yere düşüyor gibi. Hayır! Korku var mı? Tabii, çok korkuyorum. Herkesin bu deneyimi tavsiye etmesini, Uçamadım bile. Bayağı korkuyorum. Korku var mı? Hayır. Yok. Ya nasıl yok ya? İki kişi kaydı titriyorlar. Ben daha önce bindim vallahi, korkmuyorum. Soğuk ya. Böyle mi? Hayır. Ellerin, bak bende kapalı alan fobisi var. Kaça kadar sayıyor bu? Evet. Üçten sayısı olmuyor mu? Nefesimi tutayım mı? Ağzımı falan kapalı tutayım mı? İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. 7 saniye sürüyor ama eminim o 7 saniye 2 dakika falan geliyordur. Şimdi İbrahim'le birlikte türbülansa gireceğiz. Ben şöyle sağlam sağlam tutunayım. Ben hazırım. İbrahim hazır mısın? Hazır mıyım? Hazır. Allah. Abi insan bir gidiyoruz der ya. Oğlum çok kararlık. Sıkıldın. Nasıl sıkıldın? Şimdi bir yarış düzenleyeceğiz. Bakalım kim kazanacak? Çok renkli bir yolculuk bizleri bekliyor. Allah! Allah! Yarışı ben ikinci bitirdim. İbrahim birinci oldu. Sude yarı yolda kaldı. Kameraman arkadaşım Fatih Günal az önce benimle çığlık attım diye dalga geçti. Ve kendisini er meydanına davet etti. Bakalım şimdi Fatih'le birlikte türbülansa gireceğiz. Bakalım neler olur. Hazır mısınız? Hazırız. Okay. Yap 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 yap. Ne oldu Fatih? Nasılmış? Vallahi helal olsun Mandevciğim. Hem harika bir özel haber yapmış bizim için. Hem de büyük bir risk göze almış. Sen yapabilir miydin? Çocukluğuna dönmek istemiş. Bak gitmiş ne güzel. Ama yapardım tabii canım. Ne var? Onlar da gayet. Biner misin? Ben binemem öyle tabii, şeyleri tabii. Mesela. Ben şeyleri sevemiyorum. O lunaparklarda olanlar var ya. Onlar beni korkutuyor ama yani gayet güzel işte ya. Çocukluğa dönüyorsun. Bir de çekmiş böyle aynı anda. Ya müthiş, çok eğlenceli. Gerçekten yaz bitmeden gitmek lazım. Eğer yapamayanlar varsa hala tatillerini. Peki yaz bitmeden ama bitiyor. Yine de bitmiyor aslında. Bir Ekim-Kasım'a kadar sürer bu. Yaz diyorsun. Biraz güneyde özellikle. Ama evet. Sonbahar-kış modası da ne olacak acaba? Birazdan renkleri konuşuruz ama evet. Canlı renkler olacak mı? Yoksa kahverengi siyah mı olacak? Ne olacak Ebru? Bilmem. Benim rengim ne acaba? Senin rengin ne? Az sonra göreceğiz. Bir modaya bakalım.